Türkiye'yi havacılıkta büyük bir tehlike bekliyor gibime geliyor. Gerçekten öyle mi? Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla bu sefer güncel konularla birlikteyiz. Bugün sizlere Türkiye'yi havacılıkta bekleyen çok büyük bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkan savaş Şubat'ın sonlarında başlamıştı. Rusya bunun çok kısa süreceğini düşünüyordu ama bu zamana kadar hala savaş devam ediyor. Bu savaşın sonrasında bir sürü ülke Rusya'ya ambargo koydu. Hem uçaklarının kendi ülkelerinin hava sahalarını kullanmaması yönünde bir ambargo geldi. Hem Rusya'dan kalkan uçakların oraya inmesini, kendi ülkelerine inmesini engelleyen ambargolar geldi. Hem de bu hava yollarının veya Rusya'dan kalkan herhangi bir uçağın kendi ülkelerinin topraklarına inmesini bile engelleyen bir takım ambargolar geldi. Bunun sonucunda Türkiye bundan bayağı yararlı kazançlar elde etmeye başladı. Türk Hava Yolları Moskova'ya yapmış olduğu biletlere zam yaptı. Çünkü nerede neredeyse tek batılı havayolu dünyadan oraya uçan Türk Hava Yolları kaldı. Türk Hava Yolları aynı zamanda 737'lerle 320'lerle uçtuğu noktalara artık Moskova'ya yoğun talebi de karşılamak için 330 gibi Boeing 777 gibi geniş gövdeli uçaklarla uçmaya başladı ve bunun sonucunda bayrak taşıyıcımız olan devletimize de ait olan Türk Hava Yolları bu şekilde bundan bir avantaj sağlamaya başladı. Aynı zamanda özel izinler sayesinde Pegasus hava yolları da Moskova'ya uçuşlarını durdurmuş değil. Bunlar tarifeli uçuşlar. Bunun dışında Türkiye'ye Rusya'dan çok fazla miktarda turist geliyor her yaz. Ayrıca aynı şey Ukrayna içinde söz konusu. Hatta ve hatta Ukrayna'dan gelen turistlerin artmaya başlaması da çok ilginçtir. Bizim zamanında Rus uçağını düşürmemiz sonucunda Rusların gelmemesi sonucunda oradan turist gelemiyorsa biz de Ukrayna'dan turist getiririz diye bir girişimde bulunmuştu bizim tur operatörlerimiz. Bunda da nispeten başarılı oldular en azından maliyetlerini belki karşıladılar. Belki yepyeni bir pazar ortaya çıkardılar. Ancak şu an şöyle bir durum söz konusu. Rusya'da faaliyet gören yabancı ülkelerde üretilmiş olan uçaklar artık başka yerlere uçamıyorlar. Türkiye'ye aslında teknik olarak uçmaları açısından bir sakınca yok ama bunların tamamı kiralık uçaklar oldukları için uçakların gerçek sahipleri tarafından ripozes edilmeleri yani bir anlamda çalınıp götürülmeleri söz konusu. Şöyle bir örnek vereyim. Siz bir arkadaşınız Arabanızı ödünç verdiniz. Arkadaşınız gitti sizin beğenmediğiniz şeyleri yaptı. Eğer arkadaşınız o arabayı size vermezse ve siz bunun sonucunda bir şekilde o arabayı geri almaya çalışırsınız. Buna benzer amiyane tabiriyle buna benzer bir olaydan söz ediyoruz. Şimdi bu durumda yapılacak ne var? Çözüm olarak ne var? Türkiye'de havayolu kuralım dendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bir karar aldı dedi ki ben bundan sonra dedi işte imza sürküleri istemiyorum insanlardan dedi ve havaya yolu kurmak için de gerekli olan uçak şartını 5'ten 3'e indiriyorum dedi. Şimdi durup dururken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü niye böyle bir karar aldı? Ben size söyleyeyim. Antalya'ya turist getiren bir takım tur operatörleri Türkiye'ye turist getirebilmek için hala çünkü Rusya'dan her ne kadar savaş olsa da yine bir de bir talep olacaktır. Bir takım Ali Cengiz oyunlarına girişmeye başladılar. Dediler ki biz Türkiye'de havayolu kuralım. Bu havayolu kurduğumuz havayollarıyla da TC kuyruklu, tescilli uçaklarla Rusya'dan uçakla yolcu taşıyalım, turist taşıyalım dediler. Şimdi şöyle bir ayrıntı söz konusu. Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un daha önceden buralara zaten seferleri vardı. Bu hava yollarının hala seferlere devam ediyor olması çok da öyle göze batan bir şey değil. Ancak siz yapılan ambargoları bir anlamda bypass etmek için onların etrafından dönmek ve Ruslara Türkiye'de havayolu kurdurmak amacıyla imza sürkülerine gerek olmayan sahip lerinin açıklanmayacağı hava yollarını bir şekilde Türkiye'de kurarsanız o zaman ne bileyim Abramovich de gelir, bastırır parayı, kiralar uçakları, TC tesciline koyar ve hala Türkiye'ye turist getirir Rusya'dan. Tabii bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani biz yine de turistimizi getireceğiz Rusya'dan diye düşünebilirsiniz. Bizim turizmcilerimiz kazanabilir diye düşünebilirsiniz. Bunda da ilk baktığınızda haklı olabilirsiniz. İlk baktığınızda aslında bu tür bir çözüm hiç de kötü bir çözüm değil. Biz ambargoyu bir anlamda delmeden böyle bir arkasından dolanarak bir çözüm yapmış oluruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Türkiye için eğer biz bunu resmen abartırsak daha önceden oralara uçmamış ve daha önceden ortalıkta hiç olmayan hava yollarıyla biz oraya uçarsak bir anlamda Batı dünyasının yapmış olduğu ambargoyu delmiş olacağız. Biz bunu daha önceden nerede gördük? Biz bunu daha önceden Halkbank, Rıza Zarrab olaylarında gördük. Türkiye bu konuda çok fazla zarar görmedi ama Türkiye'nin yine de çok fazla zedelenmiş bir itibarı oldu. Dolayısıyla benim gördüğüm buradaki bir tehlike, Türkiye'de bazı insanlar iyi para kazansınlar diye bütün ülkenin, bütün dünya gözündeki değerini düşürecek olaylardan uzak kalmamız lazım uzak durmamız lazım. Evet, gerçekten turizmde büyük bir rahatsızlık olacak. Ukraynalılar zaten gelemeyecekler. Turizmde bayağı bir gelir kaybına uğrayacağız ama biz böyle bir değişik bir oyunla, ayak oyunlarıyla bu tür bir çözüme gidersek belki de biz ambargoda yiyebiliriz. Belki de biz uçak parçalarının alımında sorunlar yaşayabiliriz. Çünkü Rusya ile bir anlamda işbirliği yapıyoruz diye öyle bir şey ortaya çıkabilir. Buna gerçekten dikkat etmek lazım. Bakalım ilerideki günler ne gösterecek? Hepimiz göreceğiz ama atalarımız ne güzel söylemiş. Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan değil evdeki mutfaktan da olmamak lazım. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bu savaşın sonrasında Rusya'ya bir sürü ülke ülke. Oradan turist gelemiyorsa ayda